Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu kayıt cihazı, kamera kayıt cihazlarımızın güç kaynağından enerji nasıl alınır? Güç kaynağı ile nasıl aynı anda hem kamera hem kayıt sistemi beslenir? Bunu sizlere tarif etmeye çalışacağım. Mutlaka bilenleriniz vardır, belki de bilmeyenleriniz vardır diyerekten bu videoyu çekme gereği hissettim. Yardımcı olur, faydası olur düşüncesiyle. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra tabii ki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Oraya da katılıp takip edip abone olursanız sevinirim. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar öncelikle abone olmanız, sonrasında bildiri butonunuzu açmanız ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de sizleri bekliyorum. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusuna dönmeden önce bu arada güvenlik sistemi için kamera kayıt sistemi kullanıyor musunuz? Hangi markayı kullanıyorsunuz? Kullandığınız markadan memnun olanlar marka ve modelini yazsın. Memnun olmayanlar farklı fikirde yani beğeni butona tıklayabilir veyahut da yorumlarda yine memnuniyetsizliğini yazabilir. Farklı görüşü olanlar yazabilir arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz güvenlik sistemi, kamera kayıt sistemlerinden memnun olanlar marka, model özelliklerini yazabilir yorumlarda. Memnuniyetsizliğini dile getirenler tabii ki dile getirebilir. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor. Beğeni butona tıklayaraktan tepkinizi veyahut da olumlu düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar güç kaynağımız 12 volt 10 amper. Şurada da ekranda görüyorsunuz. 100 ve 120 volt 50 Hz. Tabii ki bu iki çeşit arkadaşlar çalışıyor. Şu etiketin altında bunu da belirteyim. Anlatmakta fayda var. 110 ve 220 voltla çalışan tuş var arkadaşlar. Bu etiketi bulunduğunuz bölgenin ölçümü 220 voltsa dokunmayın. Ama 110 voltta çalışan bir bölgede bir şebeke yapısına sahipseniz tabii ki bu etiketi yırtıp 110 volta tuşu getirebilirsiniz. Tabii ki 110 volta çalışıyor iken 220 volta takarsanız güç kaynağınız yanar bilginiz olsun. Normalde standart olarak 220 volta ayarlı. Ama bulunduğunuz bölgede 110 voltta çalışan bir şebekeniz varsa tabii ki 110 volta tuşu getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar güç kaynağımızın özellikleri 10 amper arkadaşlar 12 volt. Bizim kamera kayıt cihazımız 12 volt 2 amperle çalışıyor arkadaşlar. Ve tabii ki kameralarımız için soketler aldık. Bunlar soketlerimiz artı artı eksi eksi. Şu taraf kırmızılar artı siyahlar eksi. Yaklaşık 4 adet aldık arkadaşlar. Ve kameramız için de bir tane aldık. Oldu 5 adet. Tabii ki bu normalde bir adaptörden kopardım arkadaşlar. Normalde başlıkları birkaç başlık birleştirip de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ama ben tek başlık olarak şuradan gösterecek olursam zaten kablomun üzerinde siyah mavi arkadaşlar. Mavi artıdır. Arkadaşlar şuradan gösterecek olursam mavi artıya bağladım. Tabi türlü erişemedim rengi göstermek açısından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi rengimiz kırmızılar arasına şu köşeye artıya bağladım. Siyah rengimiz tekrar siyaha eksiye bağladım. Şöyle bir 12 volt ve tabii ki güvenlik kamera kayıt sistemimizin istediği 10 amperden 2 amperini çekecek. Normalde ben bunu buraya montajlamasaydım ekstradan adaptörünü kullanmak zorunda kalacaktım. Adaptörü için de ekstra fiş ve ekstra yer kaplayacak, priz kaplayacak. Ama ben bunun yerine ne yaptım? Tabii ki var olan güç kaynağımdan. Çünkü 4 adet kamera çekecek. 4 adetten ikişer amper çekerse yani kamera sistemimin de yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani toplam 2 amperden saysak 4, 6, 8 ve 10 amper arkadaşlar. 4 kamera tabii ki bu 8 kayıt aynı anda alabiliyor. Ama şu an için elimizdeki olan 4 adet kameramız ve tabii ki bir de kamera kayıt sistemimiz. Bunun da
besleyecek adaptörümüz ve tek bir fişle, elektrik fişiyle hepsini besleyebileceğim. Tabii ki sizler arkadaşlar böyle bir güç kaynağı alacaksanız şayet buradaki amperin sayısını arttırmanızda yarar var. Yani 10 amper yerine 20 amper, 40 amper, 50 amper almanızda yarar var. Neden diye soracak olursanız ihtiyaçlarınız doğrultusunda. Örnek olarak ben 4 kameranın dışına çıkarsam, yani buradaki 8 kamerayı sıralamasını doldurursam tabii ki bu amper yetmeyecek bana. Çünkü 10 amperin dışına çıkarsam adaptör zorlanacak ve istediğim gücü elde edemeyeceğim. Bu yüzden dolayı sizler kamera sayınıza göre amper almanızda yarar var. Yani neye ihtiyacınız var? Örnek olarak ben kamera kayıt sistemimi adaptörden besleyeceğimi düşünmüyordum. Ona göre 10 amper aldım. Yani bir adet boşluğum vardı benim. Ama sonradan baktım ki yer kirletiyor. Ekstra fiş harcıyorum. Yani her taraf üçlü priz olmuş. Bunun önüne geçmek için tek fişle hem kameralarımı hem de kayıt cihazımı beslemek daha mantıklı olacak. Artı arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi plastik kelepçeyle kablomuzu buraya tutturduk. Artı arkadaşlar şöyle gösterecek olursam, gördüğünüz gibi topraklı priz kullanmışım. 3 hatlı arkadaşlar. Aynı şekilde topraklı prizimiz arkadaşlar. Topraklı priz kullanmanızda yarar var. Çünkü elektrik kaçırma olasılığı vardır. Ve tabii ki bu prizin de topraklı prize bağlı olması lazım ki elektrik kaçırma esnasında toprakla buluşabilsin, size zarar vermesin. Artı şuraya bir plastik kelepçe kullandım. Kablo yerinden oynamasın. Şu güvenlik kapağımızı kapatıyoruz. Artı arkadaşlar silikon tabancamızla şunu buraya silikonladım. Çok fazla ısınmıyor. Tabii aşırı ısınırsa tabii ki bu bırakacaktır. Çünkü silikon ısıyla yumuşayan bir yapıştırıcıdır. Ama en azından şöyle seyar bir şekilde, her ne kadar çok sağlam olmasa da aslında vidalayabilirdim, uğraşmak istemedim. Silikonla yapıştırdım. Tek parça haline getirdim. Çünkü yerden tasarruf etmek istiyorum. Artı arkadaşlar şöyle bir bilgi de vereyim. İşe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Şuradaki contalarım hepsi düşmüştü. Herhalde büyük ihtimalle ısıdan dolayı. Ve bu contalar yerine tabii ki yine silikon tabancamdan yararlandım. Şöyle conta haline getirdim. Damlattım üzerine. Sesi emmesi açısından, benim gibi sesi, gürültüyü sevmiyorsanız bu işinize yarayabilir. Tabii ki eğer gerçek pabuçlarınız varsa, kaliteli pabuçlarsa böyle bir şey gerek yok. Ama pabuçlarınız yoksa, şuradaki plastik pabuçlar sökülmüşse veya yoksa, size tavsiyem buraya mutlaka izole, yani süngerimsi bantlar olur veyahut da silikonla izolasyonu sağlayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar hard diskin tabii ki ister istemez bir sesi olur, bir uğultusu olur. Bulunduğunuz ortamda gürültüyü sevmiyorsanız böyle bir öneri işinize yarayacak diye umut ediyorum. Benim işime yarayıp yaramayacağını henüz test etmedim. Ama en azından şöyle kuru bir zemine koyduğum zaman uğultusu rahatsız ediyordu. Umarım şu an zemine oturmuş haliyle, tabii ki şu şekil çıkartalım altından arkadaşlar. Şu şekil zemine oturmuş haliyle ses çıkartmayacak umudunu taşıyorum. Evet arkadaşlar, umarım yararlı bir video olmuştur. Buradaki amacım size bilgilendirici videolar paylaşmak ve tekrardan uyarımı da yapayım. Uyarı yapmadım galiba. Sorumluluk hiçbir şekilde kabul etmiyorum arkadaşlar. 220 voltun şakası yok. İşinizin, yani bilginiz dahilinde ise bu işte profesyonelseniz uğraşabilirsiniz. Ama sırf meraktan uğraşıp da kendinize zarar verecekseniz sorumluluk kabul etmiyorum. Yani bilen birisinden destek almanızda yarar var. Çünkü sonuçta 220 volttan bahsediyoruz. Elektrikten bahsediyoruz. Ve burada kısa devreye meyilli bir güç kaynağından bahsediyoruz. Ve bir kayıt cihazından bahsediyoruz. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Yapıp yapmamak sizin iradenizde. Çünkü sonuçta kendim deniyorum. Faydasını da görsem, zararını da görsem bana aittir. Ama sizler yarın öbür gün hata yaptığınız zaman hatanızın bana yansıtılmasını ya da benden bilinmesini istemiyorum. Bu yüzden dolayı her zaman söylüyorum. Lütfen
İşinizin ehliyseniz, yani bu konuda bilginiz, tecrübeniz varsa, kendi iradenizle yapmakta özgürsünüz, yapmamakta özgürsünüz. Sizi zorlamıyorum. Sadece burada belki birilerinin işine yarar diye paylaşma gereği hissettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de desteklerseniz, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Sıradaki videolardan haberdar olabilmek için öncelikle abone olmanız lazım. Tabii ki daha sonrasında bildirim butonunuzu, çan şeklindeki bildirim butonunuzu açmanız lazım. Ve sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de bekliyorum. Katılıp takip edip abone olursanız sevinirim. Ayrıca anketi yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanmış olduğunuz kayıt cihazlarından memnun musunuz? Marka, model özelliklerini yazarsanız belki birileri faydalanır. Memnun değilseniz de beğeni butona tıklayaraktan geçiştirebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğeni butona tıklamayı unutmayın. Sevgiyle kalın dostlar.